Merhaba değerli seyirciler. Tayyip Erdoğan'ın savaş kartını açmasının çok önemli gerekçeleri var. Birinci gerekçe. Tayyip Erdoğan Suriye sınırında kurulacak tampon bölge noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşamadı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ediyor ya da şantaj yapıyor. Diyor ki anlaşamazsak biz Türkiye olarak Suriye'ye, Fırat'ın doğusuna harekat yapacağız. Dahası Amerika Birleşik Devletleri'ni bir tercihe zorluyor. Diyor ki ya PKK ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Evet şimdi Amerika'nın gerçekten işi zor. Çünkü bir tanesi NATO müttefiki, diğeri ise bir terör örgütü. Bu itibarla Tayyip Erdoğan'ın yaptığı savaş çıkışı açıkladığı Suriye'ye gireriz ifadesinin bu tarafı önemli. Tabi Suriye sınırındaki tampon bölge Amerika Birleşik Devletleri ile aramızdaki anlaşmazlığın en önemli başlıklarından birisi. Washington ısrarla tampon bölgede Türk askeri olmasın, Türk ordusu bulunmasın istiyor. Buna mukabil Ankara tam tersini söylüyor. Türk askeri o tampon bölgede mutlaka olacak diyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve PYD unsurları orada olsun derken Türkiye Amerikalıların bu teklifini geri çevirdi ve hayır diyor. İşte bu anlaşmazlık olayı sonrasında Tayyip Erdoğan savaş diyerek adeta Amerika Birleşik Devletleri'ne tavır aldı. Bir bakıma meydan okudu ve onu bir tercihe zorluyor. İkinci ayak. Değerli seyirciler, Tayyip Erdoğan çok zorda. Siyaseten zorda, ekonomik olarak zorda, dış politikada zorda. Tıkandı ve bir nefes borusu arıyor, soluklanacak bir konu başlığı arıyor, üstünden destanlar çıkaracak bir olay arıyor. İşte Suriye Savaşı olayı Tayyip Erdoğan'a böyle bir soluk verebilir. Yapılan hesaplamalara göre Tayyip Erdoğan düşen itibarını, düşen popülaritesini Suriye'de elde edilecek bir başarı ya da yapılacak bir operasyon ile tekrar kavuşmanın peşinde bu hayalleri kuruyor. Zira başka türlü hiçbir şekilde imajının ayağa kalkamayacağının farkında. Zira ekonomi anlamında önümüz makber yani karanlık. Aynı şekilde dış politik konularda sarmal kuşatma devam ediyor. Keza sosyal ayrışma derinleşiyor. Buna ilaveten parti içinde kaynamalar devam ediyor. Abdullah Gül olayı, Ali Babacan olayı, Davutoğlu olayı, Tayyip Erdoğan'ı aşağı çekecek bir başka unsur. Buradan hareketle Erdoğan yine siyaset mühendisliği yaparak savaş kartını açtı ve o kart ile bir başarı hikayesi yazmak istiyor. Yani Ecevit'in Karaoğlan efsanesini nasıl 1974 Barış Harekatı ile yaratıldı ise Tayyip Erdoğan Suriye'de böyle bir harekat ile aşağı düşen itibarını yukarıya çekmeye çalışıyor. Ve siyasi kurtuluşunu buna bağlıyor. Bu şekilde hem kendi partisi ve kendisinin oyunu itibarını yükseltecek hem de Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu projelerini bertaraf etmiş olacak. Tabi eğer böyle bir operasyon yapılır ise hiç kuşkunuz olmasın hemen ardında baskın erken seçim gündemdedir. Nitekim Bahçeli ile yaptığı görüşmede bu konu gündeme geldi ve size daha önceki videomda aktardığım gibi Kasım ayında baskın bir erken seçim bu şekilde gündeme gelebilecektir. Yani elindeki medya ve iletişim imkanlarıyla yapılacak operasyon kahramanlık destanına dönüştürülecek ve o rüzgar ile beraber ekonomide tam dibe vurmadan baskın seçime gidilecek. Bu şekilde parlamentoda bir kere daha üstünlüğünü, çoğunluğunu korumuş olacak. Bir başka gerekçe sevgili seyircilerim, tabi Tayyip Erdoğan tarihe Türkiye'yi bölen biri olarak geçmek istemiyor. Malumunuz Barzanistan, Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarları sayesinde vücut buldu. Evet, Kürdistan'ın birinci ayağı AKP iktidarları sayesinde inşa edildi. İkinci ayak yani Suriye kuzeyinde kurulacak PKK Kistan ise Kürdistan'ın gerçekten ayağa kalkması ve peşi sıra Türkiye'nin başının öyle böyle değil ciddi anlamda belaya girmesi demek olacak. Zira hiç kuşkunuz olmasın PKK Kistan'ın Suriye sınırında kurulmasının hemen ama hemen akabinde Güneydoğu'da isyan provaları için start verilecektir. Bunu Tayyip Erdoğan görüyor. Bu itibarla Suriye'deki PKK Kistan'ın önünü keserek hem Türkiye'nin karışmasının önüne geçmek istiyor hem de hem de Kürdistan'ın ikinci ve önemli ayağının inşa edilmesine set çekmek istiyor. Tabii sevgili seyircilerim bir başka e, boyut daha var. O da Tayyip Erdoğan şunun farkında. Her hal ve şartta Ekonomi yıl başından sonra dibe vuracak. Her ne kadar bu aylarda e, mevsimsel koşullar nedeniyle iyi rakamlar var ise de özellikle Kasım sonrası o rakamlar bir bir tersine dönecek. Zira var olan yapay ekonomik iyileşme görünümünde yapısal bir değişiklik yok. Yani Türkiye'nin ayağı kırıldı. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı finans oyunları ile kırılan ayağı alçıya alma yerine ağrı kesici verip topluma efendim tedavi ettim demesi. Dolayısıyla yılbaşı sonrası sadece döviz artmayacak, faizler yine yukarıya çıkacak, aynı şekilde işsizlik katlanacak enflasyon şahlanacak. Tayyip Erdoğan bütün bunları görüyor ve biliyor. Böyle bir tabloda demin de ifade ettim. AKP içinde de bir muhalefetin varlığı kendisini etkileyecek. İşte Erdoğan ekonomide mukadder olan, kesin olan bu kötü tabloyu savaş bahanesi ile örtmek istiyor. Diyecek ki evet veriler kötü geldi. Her şeyi yola sokmuştuk ama Suriye'de hayati çıkarlarımız vardı. O çıkarları koruma adına ekonomi iyileşmeyi erteledik diyecek. Bu şekilde bir bahane üretecek. Değerli seyircilerim yine daha önceden ifade etmiştim. Tayyip Erdoğan aslında Doğu Akdeniz bağlamında böyle bir savaş senaryosunun içine girmek istedi ama baktı ki karşısında sadece Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumlar yok Yunanlıların ardında bütün Avrupa Birliği ve ondan önemlisi işte İsrail var. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de yapacağı bir müdahale herkesi karşısına almak demek olacaktı. Rusya bile Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yanında değil. Bütün bunları hesap eden Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz yerine şimdi hedefi Suriye'ye yöneltti. Ve orada bir savaş görüntüsü, savaş senaryosu içinde. Bunun altını çizelim. Hep söyledim yine söylemeye devam edeceğim. Maalesef AKP kadroları ve yönetiminin önceliği gelecek nesiller değil gelecek seçimlerdir. Tayyip Erdoğan'ın bütün politikaları hep seçimlere endekslidir. Dış politikada attığı adımların tamamı da yine iç kamuoyunu kendi seçmenini manipüle etme amacı doğrultusundadır. Öyle olduğu için de maalesef dış politikada yerlere serilmiş itibarımız yok olmuş durumdadır. Gelelim parti ordusu, AKP ordusu iddialarına. Bakın Ahmet Yavuz, Balyoz'dan hapis yatmış değerli bir orgeneral ki muhafazakar çevrelerde bile kabul gören gerçek bir asker, gerçek bir vatansever. O onun açıkladığı verileri sunmak istiyorum size. Sevgili seyircilerim AKP ile beraber üzülerek söylüyorum yaş tamamen yani yüksek askeri şura tamamen siyasallaşmıştır. Tamamen AKP'nin iktidarın, hükümetin, sarayın organı haline gelmiştir. Dolayısıyla bu yaştan, bu yüksek askeri şuradan çıkacak olan saray ikbali, saray itibarı, saray hesabı doğrultusundadır. En azından o tür yorumlara gerekçe olmuştur bu yapı. Bugün dürüst olalım. Subay alımlarda, askeri öğrenci alımlarda, mülakatlarda açık bir kollama söz konusudur. Maalesef dün FETÖ'nün yaptığını bugün AKP kadroları yapıyor ve oraya FETÖ'cüler değil ama diğer cemaatlerden insanlar askeri öğrenci olarak silahlı kuvvetlerin içine monte ediliyor. Son Yüksek Askeri Şura kararlarında pek çok balyoz hükümlüsü, kahraman maalesef emekli edilmiştir. Evet, FETÖ ile mücadele eden, bu uğurda hapis yatan, bedel ödeyen, mesela Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda toplam 7 amiral emekliye sevk edildi. Bunların beşi Balyoz mağdurları ki demin de söyledim bunu e, aktaran sevgili Ahmet Yavuz General'dir. Yine İstanbul'da Maltepe'de zırhlı birliklerde tankların sokağa çıkmasını engelleyen albaylardan e, hiçbiri üzülerek söylüyorum general yapılmamış ki o mücadele esnasında bir albay şehit olmuş, bir albay da ağır yaralanmıştı. Orada mücadele eden, orada FETÖ'cülerle silah silaha vuruşan 5 albaydan üçü emekli edilmiştir. Yani AKP'nin general yapmakta ölçüsü nedir gerçekten anlamak mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bu tavırlar AKP parti ordusunu mu kuruyor sorularını gündeme taşımıştır. Parti devleti derken maalesef parti ordusu üzülerek söylüyorum gündemdedir. Bir tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'ni içini boşaltacaksınız. Efendim askeri liseleri kaldıracaksınız. Hastanelerini lav edeceksiniz. Diğer tarafta askerliğin kendisinin içini boşaltacaksınız. Mehmetçik kavramını lav edeceksiniz. Paralı orduyu dolaylı olarak gündeme sokacaksınız ve öbür yandan yaş kararları ile kendi doğrultunuzda liyakatı değil sadakatı esas alan bir görüntü ile yeni bir komuta kademesi inşa edeceksiniz. Ortaya çıkan fotoğraf Tekrar tekrar söylüyorum. Balios kahramanlarının tespiti, uzmanların tespiti 2023'te hedef. Parti ordusu, AKP ordusu, AKP komuta kademesini kurmak deniliyor. Bu şekilde ülkeye iyilik yapılmaz. Buradan ilgilileri, yetkilileri kamuoyunu uyarıyorum. Bizi izlemeye devam edin.